geldiniz arkadaşlar. Duygusal mı duygusal, doğal mı doğal? Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün gerçekten duygulanıyorum. Bizim evimize biraz yakın olan bir tarlamız var burada. Zeytin tarlamız, kayısı bahçemiz, nar bahçemiz var. Maşallah lan babamın ne kadar çok tarlası var. Taşa vuram. Buraya çok sık gelip gitmeyiz. Şu nar ağaçlarının olduğu yerde eskiden yemin ederim böyle çardak kurduymuştu babam. Babamlar burada serranın içinde, camakenin içinde çalışırken beni oraya bağlıyorlardı. İpi çözemiyorum, küçüğüm. Önüme süt koyuyor, mama koyuyor, gidiyorlardı. Eskiden benim lakabım Hanzo'ymuş. Orada çardağın içinde beni bağlıyorlarmış. Sabahtan akşama kadar orada ağlaya ağlaya ayıla bayıla duruyormuşum. Annem gibi çalışıp çalışmaya bırakıp gelemedikleri için çocukluğumda 7-8 senem, yani 1 yaşından 7-8 yaşıma kadar burada geçmiş benim. Ne yapacaksın? Zeytin topluyoruz bugün. Annem ve babam zeytin toplarken çok yorulduğunu iddia ettiler. Onlara bir çözüm buldum. Bir yerden bir şey kiraladım. Şöyle spoiler da vermek istemiyorum. Gidelim bir zeytin toplayalım. Duruma göre hareket edeceğiz. Ve tarlamıza böyle bir giriş var. Oy! Zeytin toplamak gerçekten zor. Nerede bunlar lan? Hayt! Az kutu var gibi ses verirdi normalde. Ve bizi arkadaşlar burada 40 yıllık zeytin ağaçları karşılıyor. İsmail Yıldırım'a bak. Gezelim görelim yiyelim elimde. Neyse. Ulan burası her yer zeytin doluk ya. Ay anam. Ve gene oğlan çalışmaya, anası babası çalışırken yanlarına zividilik yapmaya geldi. Bunlar var ha 10 gündür belki burada zeytin toplayla. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay değil ayol. Kolaysa başına ver. Kolay değil ayol mu? Vallahi. Tamam öyle gene kameralarımıza bir merhaba de. Merhaba. Hepinizi öpüyorum. Duran hemen kapatıyor yapma ya. Nereye öpüyorsun? Kapat el sallama. Ne al Durun? Kötü. Kötü mü? Vallahi Mehmet kolla kötü. Niye la? 10 gün oldu mu? Harbiden siz 10 gündür uğraşıyorsunuz. Ya kolum kaldı ne bacağım kaldı. Şey çeket çeket fırça sapı çeket çeket. Bakalım bir de bende ne ya. Kolay bu. Üreme. Ne al üremeye? Nasıl akşamadır adam diyor. Baksana kolay. Nasıl kolay ya? İşte bak. Bekara karı boşaması kolay. Bekara karı boşaması kolay mı? Bu kolay ben toplayayım yardıma geldim ben. Bir şey var orada fırçanın bir. Bunun tek çözüm mü bu mu? Bizim bildiğimiz şu anda bu. Sen biz var ya bunu elimizle böyle tek tek sıyırıyoruz böyle. Yıllarca vallahi ellerimizin içi kabarıyor. Şimdi bereket babanın daha dırmık var. Bu da ondan 5-6 tane almış. Dırmık çok iyi. Bunu şöyle elimizle yapacağız. Ama dırmıkla daha kolay harbiden. Dırmık mı oldu böyle dırıyı vuruyor. Benim dırmık. Ben çuvallayayım da öyle. Tamam sen otur bakalım oraya bir. Bunu maaşım oldu ben çuvalladım. Tamam bir yere gel. Soğuk bir şey getirdim. Aldım geldim. Allah oğlum vallahi yorgunum. Zeytinle şeyine geçtim. Tamam. Instagram'da geçen gün böyle çıtlatma yaparken, dilme yaparken makine koyduk ya. O video oraya bir gelsin. Tamam varsın bu zeytin işinde be. Yemek olmaz, yemek oluyor. Valla var. Tuturdu, dün yapıyordun gördüm. Al, bunu yere oturt şöyle. Ne lan? Kaybacı ezmesin. İçine zeytini bas, jilet var onun içinde. Dikkat et. Bura. Bas. Ay Allah. Yaşa. Vallahi sen var ha. Nereden düşündün bunu? Ömürlü ol lan. Deli dolu oğlum vallahi. Beni. Ya böyle olsa oğlum ne var zeytin bilme ya. Ömürlü olayım, civir şükürlüm. Vallahi işime yaradın ha. Aram ne alayım be? Öyle vallahi kolay. Oğlum, ben basıyordum. Bir alma da 5-6 tane alayım. Jilet, ne bileyim ben içinde jilet varmış onu mu? Dal üstümüze bilerek döküyor bak. Hani keçen çocukları olur. Öyle bir koca şey. Koca bebek. Oğlum ben zeytin toplarım. Sen geldik. Zahvaydan o zeyne ağır edin ya. Git Mehmet. Koca bana. Bebek. Sen de daha fırça var. Ben de çuvallayayım. Ben de toplayayım. Ben çuvallayayım oraya. Böyle ben çiğnemem. Yemin ediyorum oğlum böyle uyuşup geliyor. Bazı geceler bile. Her yerim ağrıdan sıkışıyorum, tuvalete kalkamadım, neresi doğrumu işeyeceğim yorgunlukta. O kadar yoruyor yani. Dayı senin oğlan da iyice faydasız ha. Siz çalışıyorsunuz 7/24 o sürtüyor, video çekeceksin diye götle ezi bir dileniyor. Doğru ya, değiller Mehmet de niye diyeyim, ben de onun o işi o diyeyim var. Şimdi yapacak bir şey yok. Ne alabiliş, elime yakışıyor mu? Sen edeceğim bir şey oğlum lan, fırça. Yarın sen de gel lan. Yengeli yarın tutuyordur bu safını. Nereye? Arkadaşlar. Kendi işimi yapıyorum yaranamayım. Yardıma geliyorum yaranamayım. Ben bu insana ne ara yaranacağım bilmeyeyim. Yaranamazsan insanlara yaranamazsın evet. Çünkü çiğ süt emmiş. Evde yatıyorsam, video yapıyorsam indi hoş muydu? Hoş, evet. Hoş mu, boş mu? Valla Mehmet, niye yalan söylüyorsun? Yüzüne söyleme, arkana konuşsam lahvetmiş dersin, kovetmiş dersin. İyisin, hoşsun da. Canın sağ olsun ama yemin ediyorum bana boşsun, boş. Onlarla böyle.
Hani görüyor musun? Gelme Mehmet, gel. Ben yardım vardım etmeye. Ben bu oyun da sondu bu ovaya tarlaya gelişim. Gelme. Ne olacağız olsun. Bir şey diyeyim mi? Şaka maka harbiden yorucu. Ah ben size buradan su getirdim. Suyu bir için. Ne diyorsun lan? Ben inceden kayan. Bacağımı ağrıyor dedim ya. Vallahi senin işte var ha. Kedi var ha. Şeyi de görmüş. Yaran var demiş durmuş. Yırtık yok mu bacakta sen bilmiyor musun? Sen yani yırtık mı daha pırtık mı? Bıkık mı? Ne oldu bellisiz. Yardım ettim size. İnsanlar. Arkadaşlar anladım. Hepiniz gördünüz. Annesine babasına yardım etmiyor diyor. Yazıyorsunuz hepiniz. Yardım ettim gördünüz. Bakın zeytin topluyorum yani. Doğru. Yardım etmiyorum baba söylesene. Zorla mı söyleyecek? Söyle lan. Canım babam canım. Yetmiyor hadi ya git bir şey. Ben gidiyorum su getiriyorum. Dünyadan git. Yardım ettim Mehmet'e. Çiğne ama bak çiğne ayol. Arkadaşlar Mehmet yardım ediyor bize desene. Söyle bir baba. Mehmet bize yardım ediyor. Anne yardım ediyorum değil mi siz anne? Oğlum buna niye yardım mı olur? Toplasam bile fayda. Bak yardım ettim değil mi size? Ettim. Çuvalı götürdüm anne. Yardım ediyorsun değil mi anne size? Şöyle tamam bak. Oğlum çok iyi ediyorum. Yardım oğlum, ediyorum değil mi? Su getirip geliyorum. Böyle yeter gari siz hakikaten yorulmuşsunuz. Şimdi bu videonun asıl amacı bu. Bu bir arkadaşım da vardı. Bir arkadaşın babası kiralıyormuş. Bunu kiraladım. Normalde bu makine de 15-20 bin lira falanmış. Ama bizimkiler yaklaşık evde 5 gündür 10 gündür zeytin toplarken yorulduk. Zeytin dilerken yorulduk. Her sene şu zeytin olayı geldi mi zeytinden bir kurtulsak deyip duruyorlar. Bu makineyi şöyle alıyorsun sırtına kardeşim. Bunu böyle tutuyorsun. Ağacın şurasına dalına geçirdiğinde bastığımı tırrrr titretiyor. Gidelim bizimkileri artık kurtaralım. Hayırlı evlat mıyım, hayırsız evlat mıyım? Bir de siz izlen onu görün gari. Gelin emme. Baba nasıl? Bu ne ne? Birini aldık. He? Birini aldık bunu. Şey mi? Ot biçme makinesi. Ben vardı böyle ot biçme. Nereye alalım bunu? Ot biçeceğiz. Kimden aldın? İkinci elinde. Sıfır demedik ki canım. Sıfır gibi duruyor da ikinci el. Ot biçme. Ot biçme makinesi. Ot mu var indi? Ot biçmeyeceğiz burada. Zeytini mi keseceksin oğlum? Zeytini şurada ağacın kökünden bak. Nereye aldın bunu? Şu şey var ya. Kapa. Onu ağacın köküne geçiriyor. Komple keseceğiz, ağacı yatıracağız. Kolay toplama yöntemi. Bıçka mı bu? Get be. Şimdi ağacı keseceğiz, ağacı kökünden keseceğiz. Sizi de bu şeyden kurtaracağım. Kökünden halledeceğim. Peki. Motor getirme, keser atar. Ağaç motoruna. İşte bu da ağaç motorundan daha hızlı kesiyor. Hani toplarken yukarıda diye zeytinler yoruluyoruz ya. Zeytini aşağı indireceğiz. Gel oğlum, bu ben bunu... Keseceğiz de. Aynı böyle. Ot biçme makinesi vardı ondan değil. Ot biçme makinesi, ağaç kesme makinesi falan değil. Abi şu kafa var ya. Çamaşır makinesi, dikiş makinesi, kurutma makinesi. Söyleme, dip makinesi. Sen anlatıyorsun. Toplamayı bırakın, bir devrim bu. Ne öyle anlamam. Şimdi şu daha ağaç şey var ya, onu dala geçiriyor. Ben orada anlamam öyle bir yere göster varsa ne yapan. Ne olacakmış bu? Onu dala geçireceğiz. Ağacın dalına. Bura. Bu he. Onun orasına geçireceğiz. Dalı titreteceğiz, zeytini komple dökecek. Köküne de zarar vermeden. Ha delir mi? Vallahi. Toplama. Toplamadan kurtaracağım. Gel sana ben şöyle bir izleteyim. Bir de buldun sen bunu. Arkadaşım babasından aldım. Kiralama. Bak şöyle ben sana göstereyim. Abi gel bir. Aha diyor. Abi gel. Bak burasını ağaca geçiriyorsun. Motor. Dur bu. Motor çalıştırma böyle. Tamam anladın mı? Çalıştırmayı gördüm. Bundan kalan da o bundan sıyırıyorlar. Oğlum ben sana öyle bir söz ömür boyu dua ederim. Şu ellerim tanı vallahi bak. İyilik yapmasam dua etmeyecek mi? Geçene bu ta en iyiliğin. Çalıştırmayı gördün iyiliğin abi. Bana gösterdiler de. Karaldan göbeğime göre burası. İyice giyin, iyice sırtlan. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bura orayı yap bakalım şurayı. Ay yavrum. Oğlum baya ağır lan bu. Nasıl? Nasıl? Nasıl ama? Çıkar lan bir. Elle böyle gelsin lan. Neyi çıkar? Havasını. Çıkar da böyle gelsin. Havasını çıkar.
Kafasını bile ben çıkartıyorum. Yaşlandık gari. Sen tutacaksın bundan sonra. Bu bir nimet. Nasıl ama? Vallahi içimden gelen laf değil. Ha, hunta. Titre! Ne? Titreliyor. Nasıl? Ali kolları da çırpıyor buraya. İşte vallahi ömürlü olan. Bak. Ha, ucuna gitti mi? İpsizlik. Ne yaparsan yap sinirleşme. Vallahi. Baksana lan, tek tük kalıyor valla, o da önemli değil. O da kalırsa kalsın. O zaten kalıyor yani. Gerçekten ömürlü ol lan. Onda bunu düşünmüş yok. Kuşkurt yesin orada. Ben oğlum nimet hadi yemeğe. Sağ ol lan. He? Ne demek? Ne demek? Kaç gün duracak bu? 3 gün 4 gün bitene kadar bizde. Bak bu seneyi kurtaralım, yenisini alırız gari, sıfırını alırız. Sevdin mi? Ben böyle dırmıktan kurtardık ya mı? Baya şey de hani normal ağırlı şey de. Bizim otla kalesi gibi bir şey bu. Aynı. Yapalım şefim. Bozarız da. Vallahi 15 milyar 20 milyar var hende. Lan. Zaptalma ya lan. Nasıl hoşuna gidiyor? Oynaşıyor. Vallahi oynaşıyor. Nasıl oynaşıyor? Oynaşma lan. Ne oynaşacağım lan? Hadi el ya. Anneme ya. Vallahi kepçe kamyon izler gibi izle. Böyle bir şeyin hali yapmıştım. Vallahi. Arkadaşlar yemin ederim efsane bir çağ atlattık bu zeyti toplama işine. Bu herkeste vardır, herkes bunu biliyordur ama bizim için ayrı bir şeydi. Instagram'da falan paylaşmıştım. Arkadaşlar babamla zeytin toplamanın kolay yollarını arıyoruz. Instagram'dan paylaşmıştım, bize yardım edin, önerisi olan var mı diye. Böyle bir şey olduğundan yemin ederim haberimiz yoktu. Ve öğrendik, kısa sürede bulduk. Harika bir şey. Gerçekten durmuktan bin kat iyi. Biraz tabi darbeli adamı da. Ağır. Ağır da ama fırçadan çekmek dendi ya, aman abi tutturun zarrt döküyor. Ben yapabilir miyim? He? Evet şey diyor. Sallıyor mu? Yoruyor. Böyle bak nasıl terler. Bir bakayım. Bakalım mı? Yemedi. He. Bak içimden gelerek diyeyim. Allah ne muradın varsa versin. Vallahi. Bu var ya bana bir nimet oldu. Bunu icat eden de Allah'ım ona da mutluluk huzur versin. Bunu ne al düşünmüşler oğlum lan? Kaç gündür var? Çuvalla ez iki çuval alıp geliyoruz bir eve. Evet. Oğlunuzu beğenmezsiniz bir de. Fazla olmayı bak. Altta da kalıyor da yakınsa da. Vallahi var sürdü edeceksin. Dostum. Aferin be. Ketolalı fare yakaladım. Sağ ol lan. Lan bunlar bana ne teşekkür edip duruyor. Oğlum sen ne diyorsun bizi? Bu ağaç kolay toplaması. Bu sene bunu satarsak yağını. Geleceksene makine. Seneyi alırız. Bunu yeni öğrendiğimiz için örnek bir makineydi bu. Niye almayacağız ya, böyle bir şey var da ya. Nasıl ama abi, sizin mutlu olmanız, sizi mutlu etmek benim için ayrı bir Allah da seni mutlu etsin. Ayrı bir keyif. Helal. Aklımıza gelmezdi bak böyle bir şeyin olduğu. Arkadaşlar ben bir işim oluyor, dışarı çıkıyorum, gidiyorum geliyorum, bunlar evde. Ne ettiniz? Zeytin topladık, geldik yorgunuz. Yatıyorlarsa akşam 9'da. Geliyorum kalkıyorum, sabah kahvaltıya kalkacağız. Kahvaltı yapacağız, arayayım neredesiniz, zeytin toplayız. 5 gündür böyle değil mi anne? 6 gündür böyle. Ya oğlum kaç gün böyle olacak? Yalanla var ha. Bunun arkasında böyle birkaç kişi var ha, böyle gezeleyecek. Şöyle diyecek tamam. Evet. Sen sevdin mi dayı? Onu söyle yeter. Sevdim. Bitmiştir. Huuu. Sene var Enes. Allah billah ya. Vallahi ben çok mutlu oldum. Geçen zeytinden bıktım, tiksindim ya. Zeytinle kalkıyor, zeytinle yatıyor. Zeytinyağını da satacağım, görün bak. Zeytini oğlum alacak, zeytinyağını alacak, birine bulacağım. Kaç paraya satılıyor zeytinyağı kilosu? Fabrikada 40 lira. Fabrikada 40 lira. 50'ye satacağım sizin zeytinyağını. Bak gör, birilerine bulacağım, söz vermeyeyim hemen be. Hem yağını al biliyor musun? Altın sarısı böyle. Evet, orijinal zeytinyağı valla. Orijinal satılık zeytinyağı var arkadaşlar. Ama gerçekten keyif aldım, gururlandım kendimle. Mutlu oldum yani. Biz de mutlu olduk. Allah bunu, sen de mutlu etsin. Bunu iyi ki bulmuşuz diyeyim. Başka da bir şey demeyeyim. Daha düşündüm lan. Bak el gaz yok. El gaz atacak. Var ama bu camiada, drift camiasında da var. 82'de bunu sıfırını al dedik. Sattık değil mi?
82'de. Plakası neydi? Hadi söyle. FZ135. Hop varsın bu camia. O motoru bulacağız, yeri alacağız. Hadi. Yine huzur cenneti olan evimize geldik. Allah'ım bizden bu mutluluğu, huzuru alma. Buraya girdim mi şöyle? Şuraya bak. Şu yoldan girdim mi kardeşim? Ben huzur kaplaya. Şu an bu video çekilirken yayınlanacak olan videoyu yetiştirmek için eve geldik. O derece yani. Ve huzur huzur dedik ve videomuz artık bir gün geçti. Ertesi günündeyiz arkadaşlar. Zeytini gidip topladığımızı, makineyi çalıştırdığımızı tekrar çekmeyelim dedik. Ama odunlar geldi. Gel. Aile burada. Çocuk adam mevsim açılmıştır. Hava soğuk mu? Eksiye düştü dereceler. Antalya sıcak biraz önemli değil. Odunları da. Birkaç tane kuruyan ağacımızı kestik geldik. Nasıl bolsa kışın yakacağız. Buyurun gelin oturalım. Neyi sen biliyor musun? Neyi? Neyi bu? Odun. Ben sana kodum. Al bakalım. Anne. Yapacak bir şey yok. Ağza alışma. Anne ben hiçbir şey demiyorum. Zeytine kırılan dalları bu arkadaşlar. Odun ettik. Telef etmeyiz yani. Bunu bile değerlendiriyor. Bravo. Böyle bir aileyiz. Mehmet'im gene de sağ ol oğlum. Bu motoru getirdin ha. Motor olmasa ben vara finish. Fertingo. Finish. 10 günde toplayacaktınız belki. 2 günde bitirdik. Getirenden de götürende de sebep olandan da Allah Allah, Allah sizden de razı olsun. Öper. Açık etsin. Gerek yok. Gerek yok. Estağfurullah. Öper. Estağfurullah. Öper. Hiç gerek yok. Biz seni öpelim kuzum. Kefenkellem. Arkadaşlar böyle bir videoydu. Umarım inşallah size sıcaklığımız, samimiyetimiz ve olduğumuzun dışında olarak göstermediğimiz, kendi olduğumuz bir videoydu. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Odun taşımaya devam ki. Dayı beğeni keyif, abone olma keyif. Mehmet langır lingir ki. Arkadaşlar. Yok gel oraya. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoş kalın, dost kalın. Saygılar. İyi akşamlar. Çocuğun videosunu beğenin lan. Odunlu çöpünü, el arabasını. Türkiye'nin en doğal kanalı derken şaka yapmıyoruz harbiden. Bak kavlumuz da var.